kıtada yaşayan ilk öğretim öğrencisi içeceklerin bitkiler üzerindeki etkilerini araştırarak maden suyunun çiçeği kuruttuğunu, kola, kahve ve çayınsa soldurduğu sonucuna ulaştı. Milli Egemenlik İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Lokman Can Aktaş, susuz hayat düşünülemez projesini hazırlayarak günlük hayatta sıkça tüketilen su, çay, kahve, kola ve maden suyunun bitkiler üzerindeki etkilerini araştırdığını söyledi. Lokman Aktaş, ayrı saksılarda 5 menekşe bitkisi alarak aynı koşullarda muhafaza ettiğini ve 2 günde bir su, çay, kahve, kola ve maden suyu verdiğini belirtti. Projemin adı Susuz Hayat Düşünülemez. Projemin amacı insanların günlük hayatta tükettiği içeceklerin canlılar üzerine etkisini görebilmek. Projemin yapılışı 5 adet Afrika menekşesi aldım. İçecek olarak da maden suyu, kola, su, kahve ve çayı kullandım. Bir hafta arayla fotoğraflarını çekip yaprak sayılarını sayıp tabloya kaydettim. 2 gün arayla içeceklerden verdim. Ve sonuç olarak da maden suyunun da en kötü gelişim oldu. Çay, kahve ve kola da ise maden suyuna oranla iyi bir gelişim oldu. Ancak suyla beslediğimiz bitkide ise hiçbir olumsuz etki olmadı. Ve sonuç olarak ise suyun iyi bir gelişim verdiğini, hiçbir olumsuz etki olmadığını gördük. Ve susuz hayat düşünülemez. Proje danışmanı ve okulun fen ve teknoloji öğretmeni Hatice Yılmaz, birlikte yapılan projeleri inceledik. Günlük hayattan neler yapabiliriz, neler inceleyebiliriz diye düşündük ve öğrencimiz bir şekilde kontrol bir deney yapmaya karar verdi. Günlük hayatta birçok içecek tüketiyoruz. Bunlar canlıları nasıl etkiliyor diye düşündük. Ama bunu insanlar üzerine görmek, gözlemlemek çok uzun bir süre gerektirdiği için bunun mümkün olmadığına karar verdik ve Afrika menekşesi üzerinde yapmaya karar verdik dedi. Birlikte yapılan projeleri inceledik. Yani günlük hayattan neler yapabiliriz, neler inceleyebiliriz diye düşündük ve öğrencimiz bu şekilde bir deney, kontrol bir deney yapmaya karar verdi. Günlük hayatta birçok içecek tüketiyoruz. Bunlar hani canlıları nasıl etkiliyor acaba diye düşündü. Ancak hani bunu insanlar üzerine denemek, gözlemlemek çok uzun bir süreç gerektirdiği için bunun mümkün olmadığına karar verdik ve Afrika menekşesi üzerinde bunları denemeye karar verdik. Kontrol bir deney yaptık, bitkilerimizi aldık ve hepsine eşit miktarlarda çay, kahve, kola, maden suyu ve su verdik. Aynı gün ışığı alan ortama bıraktık ve her hafta belli zamanlarda yaprak sayılarını sayarak tablomuza kaydettik. 34 gün yaklaşık gözlemlememizi sürdürdük ve sonuçta maden suyuyla beslediğimiz bitkinin yaprakları epey bir kurudu. Olumlu bir gelişme olmadı ne yazık ki. Aslında halk arasında hani maden suyu, mineraller bitkilere iyi gelir diye bilinir. Ama bizim bitkimizde mineraller çok fazla gelmiş olabilir ya da içerdiği asitten dolayı böyle bir sonuç vermiş olabilir. Bizim bitkimizde olumsuz sonuç verdi. Kola, kahve ve çayla beslediğimiz bitkilerin yapraklarında sararmalar ve kurumalar, lekelenmeler oluşmaya başladı. Ancak suyla beslediğimiz bitkimizde çok güzel bir gelişim oldu. Yaprakların sayısı giderek arttı. Bu da suyun bitkiler için vazgeçilmez bir besin olduğunu gösteriyor. Susuz bir hayat düşünülemez diyerek projemizi tamamlıyoruz. Okul müdürü Osman Nuri Soyoğlu ise öğrencilerimizin ufuklarını açıcı bir tür çalışmaları uygulama alanında desteklerimizi elimizden geldiği kadarıyla vermeye çalışıyoruz. İl Milli Eğitimimiz bu imkanları sağlamaya çalışıyor. Bizler de öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmasında elimizden gelen tüm gayreti tüm öğrencilerimize göstermeye çalışıyoruz dedi. Evet, öğrencilerimizin ufuklarını açıcı bu tür çalışmalarda uygulama alanında, çalışma alanında desteklerimizi elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz. İl Milli Eğitimimiz bize bu imkanları sağlamaya çalışıyor. Bizler de o kendi imkanlarımızla, İl Milli Eğitimimiz bize verdiği imkanlarla öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmasında elimizden gelen gayreti tüm öğretmenlerimizle göstermeye çalışıyoruz. Onlara rehberlik yapıyoruz.